Herkese iyi akşamlar olmadı. Herkese iyi günler, iyi fuarlar. Pınar'ın Kısık Ateş standında bugün sizlere o kadar pratik tariflerle Türk mezeleri hazırlayacağım ki ben de şaşkınlıkla izleyeceğim olanları. İyi bir display yaptık. Neler var display'de? Közlenmiş patlıcan var. Önceden hazırladığım güzel bir humus var. Firik var. Firiyi bilmeyen var mı aramızda? Herkes biliyor mu? Siz öğrenci misiniz? Çalışan. Ham buğday yani. İsli ham buğday var. Çeşitli baharatlar var. Bir tane de ufak bir meze gibi bir tatlı yapacağız çok eskilerden. Onun haricinde aslında bütün mizanplas hazır. Tek yapmamız gereken ekşi krema yok tezgahta. Ekşi krema nerede? Evet. Süzme peynir, o da lazım. Antep fıstığı burada mı? Antep fıstığı da burada. Tamam, süper. Ne diyeyim İrem? Birkaç malzemeyle ben aslında biraz lezzetçi bir ekolüm. Yani bana yemek yaparken genelde her zaman şunu tercih ediyorum. Ne kadar az malzemeyle iyi bir şey çıkartabilirsen bence o kadar iyi bir yemek yaparsın. Çünkü kusursuzluğu tarif eden bir tane Fransız düşünür şöyle diyor. Taşlar üstüne kale koymaya başladın. Taş yaptık, buraya böyle bir kale yaptık. O zaman mı kusursuz bir şey yapmışsındır diye soruyor. Yoksa bunları çıkarmaya başladın ve kale yıkılmadı, hala ayakta. O kadar az taşla kurduğun kale mi daha kusursuzdur ve daha iyidir diyor. Tamamen böyle düşünüyorum. En fazla 3-4 malzemeli yemekler ve meseleler beni çok daha fazla cezbediyor. Bu konuda hayranlığım Selçuklulara dayanıyor. Yani Selçuklu mutfak kitabının yazarıyım aynı zamanda. Kaç kitabım olduğunu bilen var mı? Bunu hep soruyor muydum? Yani kopya çekenler olabilir. 25 kitap var. Bu arada da Pınar'la beraber hazırladığımız acayip iyi Türkiye'nin ilk kahvaltı kitaplarından bir tanesi var. Geçen de bu sağ olsun Pınar Silha'da bunu sorduğumuz sorulara doğru cevap verenlere imzalı hediye edeceğiz burada. Benim yaptığım en iyi kitaplardan bir tanesi. Çünkü Türkiye kahvaltı konusunda bence dünyanın en iyi ülkesi. Ya yani Türk kahvaltısı dediğin zaman dünyada akan sular duruyor. Aslında Türk mutfağı dediğin zaman da duruyor ama bu kitap bence Türk kahvaltısının ne kadar çeşitli ve ne kadar fazla olduğunu çok iyi bir örneği. Bugün böyle arada ufak sorular soracağım. Beraber katılırsanız imzalı kitabı akşam eve götürebilirsiniz. Ben başlıyorum ilkine. Neye başlıyorum? Çok basit bir şey. Pınar yoğurdu güzelce çırptım. Zahterli bir humus yapacağım. Humusa bir tık ekşilik, bir tık da baharat tadı vermek istiyorum. Bu arada zahter dediğim şey yeşil basılmış zahter değil. Özellikle Gaziantep ve Kilis'te 40 çeşit baharatın kahvaltıda sunulan hali. Humusa ve yoğurda çok yakışıyor. Bir saniye abi. Bu arada yaptığım her şeyi de hemen tattırmak istiyorum. Bir yandan da doldurma ekibi gelsin. Evet. Yaptığım bir miktar humus var. Humusun içinde ne var? Tekrar etmeme gerek var mı? Haşlanmış nohut. Az kimyon, bol tahin, bir tık daha humus istiyorum varsa hemen elimin altına. Evet abi. Bir tık sarımsak hem lezzet verir hem korur humusu. Daha fazla istemeyeceğim herhalde. Sarımsak isteyecek misiniz? Yok, sarımsak istemeyeceğim. Evet, bence bir şeyi yaparken doğru ölçü... Yemek kitapları yazıyorum. 25 tane var zaten demin de bahsettiğim gibi. Genelde tadarak ilerliyorum. Ne olursa olsun yani. O yüzden şimdi bir parça yaptığım humusun tadına tuzuna bakacağım. Böyle yoğurdun bir tık yumuşaklık, bir tık da ekşilik vermesi gerekiyor. Şimdi arzu ettiğim kadar içine zahter atıyorum. Bence bir tık fazlalaştırıyorum. Evet. Şimdi bunu hemen böyle kaşıklarla koyup ben bir tık daha tadına bakacağım. Zeytinyağımız yok burada, sızma zeytinyağı. Hemen şişe gelsin. Bir tık daha tadına bakıyorum. Siz burada daha zahterli istiyorsanız daha zahterli yapabilirsiniz. Bir tık ekşilik vermek istiyorsanız ekşi krema bence Türk mezeleri için çok doğru bir alternatif. Şu an tadından bayağı memnunum. Hazır mıyız? Üzerlerine bir parça zeytinyağı gezdirin. Başka bir şeyimiz var mı? Bunu hemen tattırabilir miyiz? Tek yaptığım şey pınar yoğurtla humusu karıştırdım. Ve üzerine isterseniz bir parça zeytinyağı gezdirin. Onu da hazır bir humusla karşılaştırdım. Humus için ölçüm ne? Bunun içine aşağı yukarı haşlanmış nohutu koydum. Yaklaşık yarım su bardağı tahin koyuyorum.
birazcık limon, sarımsak. Bu tamamen sizin damak tadınıza göre. Blender'dan geçirdikten sonra hazır. Sonra onu yoğurtla buluşturdum. Eğer gene bir tadını değiştirmek istiyorsaydım, içine pancar da koyabilirdim. Hem rengi hem tadı değişiyor. Ya da humusu kendisi ölçüsünde ekşi kremayla karıştırarak ve bol zeytinyağıyla gene tatlı bir şey yapabilirsiniz. Zaten bence bizim mutfağın büyüklüğü şuradan kaynaklanıyor. O kadar alternatif, o kadar yetenek var ki mutfakta. Yani bizde bir şeyin bir kuralı yok. Evde ne varsa ona göre hazırlanıyor her şey. Biraz zaruri bir mutfak. İkide ne var? İkide ham buğday var. Şimdi ham buğday dediğim filik var. Siz biliyorsunuz ama ben biraz da göstererek hikayesini anlatacağım. Siz kapıyı kadınız mı bu arada? Evet. Tamam, süper. Onlara tadıma biraz hızlı. İçeriden asistan çağırın iki tane daha. Çok hızlı. Ham buğday, bu filik biz şu an çok kullanıyoruz gündemde ama şunu unutmamak gerekiyor. Bugünün ürünü değil. İnsanlar ilk buğday tanesini yemeye başladıklarında, karar verdiklerinde buğday biliyorsunuz kenarında dikenleri var. Onu yemedikleri için bunu ateşe gösteriyorlar. Ve sonra öğütüp, yani insanoğlunun ilk yediği buğday tiplerinden bir tanesi bu. Hani biz şimdilerde pilavını yapıyoruz, risottoya çeviriyoruz, öyle yapıyoruz ama bu hayatın, bu yüzyılın bir şeyi değil. Ya 10 bin yıl önce Anadolu'da filik yeniyordu. Bunun olmasının sebebi de buğdayın kenarındaki dikenlerin ilk önce yakılması, arkasından dövülürken hemen suya tutuyorsunuz. O yüzden de bir tık rahiyası isli. Zaten şunu da söyleyeyim, bir şeyi isli yemek. Biz bunu daha fazla füme etlerde yiyoruz, somonda yiyoruz, tütsülüyoruz. Bir şeyi isli yemek bize ecnebilere aitmiş gibi geliyor ama %100 Türk işi. Türkler her şeyi isleyerek, tütsüleyerek, Göbekli Tepe'de 13 bin sene önce et ateşin üzerinde pişiriliyor. Enteresan bir inanışı var Göbekli Tepe'nin. İlk insanoğlu ateşe et koymasının sebebini tahmin eden var mı aranızda? Neden eti pişirmeye gerek duydular Göbekli Tepe'de? 13 bin yıl önce. Çok ilkel bir zamandayız. Göbekli Tepe'den dolayı bir inanış olduğunu biliyoruz. Tanrı'ya inanıyorlar insanlar o zaman, 13 bin yıl önce de. Peki neden eti pişirme gereği duyuyor? Söyle. Tanrılara sunmak için olabilir mi diye cevabı geldi. Bağlantılı bir cevap, sana bir kitap imzalayacağım. Söylüyorum doğru cevabı. Eti ateşin üzerine koyduğunda çıkan duman Tanrı'yı kıskandıracak, aşağı inecek ve baş başa yemek yiyecekler diye insan ateşin üzerine et koyuyor. Ya 13 bin yıl önce bile buna inanırken o kokunun Tanrı'yı aşağı indireceğini ve beraber. O yüzden o günlerden kalan bir buğday elimdeki buğday. Ne yapıyoruz bunu? Bir cacık haline getireceğiz. Bence biz çok fazla bu toyga çorbası, dovga aşı, soğuk çorba gibi şeyler yiyoruz ya. Onun kökeninde de aslında filik var. Ben buna bazen haşlanmış nohut da koyuyorum. Bazen bulgurla da yapıyorum ama bence en iyi hali is tadı verdiği için filik hali. Yoğurdum nerede? Hemen. Biraz da ona ekşi krema alacağız. Sen dökebilirsin. Şimdi bence biraz daha filik lazım. Bu hepimize yetmez. Evet. Tek yapmanız gereken bunun içinde istediğiniz kadar yoğurt, taze nane ve kuru nane eklemek. Ben nanelerini ekleyeyim isterseniz. Evet. Tamam. Bunu bayağı severek yiyemiyorum artık. Bende bir buğday hastalığı çıktığı için 10 ayda tüketmediğim bir şey. Benim yerime yerseniz memnun olurum. Valla acayip lezzetli bir şey. Kuru nane burada. Tuz attık mı bunun içine? Hayır, eklemedim. Ben ekliyorum. Getir abi yoğurdunu. Büyük kaşığımız var mı? Yetmeyebilir. Ekşi krema var mı içinde? Var, evet. Yoğurt yetmezse ilave çıkartayım. Evet, aynen devam. Yoğurt istiyorum. Dök içine abi. Dök içine, ben gerek yok. Evet. Evet, tek yaptığım şey filikle beraber arzu ettiğim ölçüde yoğurt koydum. Bence resmi bir tarif de yok. Yani kitaplarda bunu öyle yazmıyorum ama, yani tarifleri yazıyorum ama bence her evin damak tadı, her elin damak lezzeti başka. O yüzden yaptığınız her şeyi tadarsanız size göre. Yani ben şimdi buna bu kadar nane koydum ve bu kadar yoğurt koydum. Sen istiyorsan koymayabilirsin. Ama yoğurt da eski bir Türk ürünlerinden bir tanesi. Türklerin mucize olduğu bir şey değil ama Türklerin çok fazla kullandığı yoğurt, peynir, lor peyniri. Hititlerin Anadolu'da 5000 sene önce lor peyniri yediği kayıtlı. Daha da iddialı bir şey söylüyorum size. Hititler lor peynirli ve incirli ekmek yiyorlar. Bak, şu an biz yiyemiyoruz öyle bir şey. Peki, bir tahmin sorusu geliyor. Hititler döneminde kaç tane kayıtlı hamur işi var?
250 fazla. 50. 50 düşük. 500 fazla. 350 değil, 150'den biraz yukarıda. 180'den aşağıda. 160 kimden geldi? Sana gitti kitap. Evet, 160 kayıtlı hamur işi var. Çok enteresan. Siz şu an Türkiye'de 160 tane kayıtlı hamur işi olan bir yemek kitabına rastladınız mı? Ekmek kitabına rastladınız mı? Bundan 5000 sene önce Anadolu'nun sahipleri bizim için 160 tane kayıtlı hamur işi bırakmış. Çok enteresan. Değil mi? Biz biraz mirasa sahip çıkmıyoruz. Ben size söyleyeyim yani. Şimdi bunu yaptım. Bunun bir tat kontrolünü, tuz kontrolünü yapın. Hemen dağıtalım. İlkinden herkese yetmedi bence. O kaşığı içine... tamam. Mutlaka plastik kullanın. Bitti mi şey zahterli humus? Zahterli humus iyi miydi ya? Bu tarafa gelmedi. Biraz hızlı. Çabuk abi, çabuk zahterli humusa. Sonra... Tamam, süper. Frik vereceğiz. Hititlerle ilgili size daha da enteresan bir şey anlatacağım. Ben biliyorsunuz aynı zamanda Hititlerin kasası olan Alacaoyuk'ta çalışıyorum. Ya yani bir şef olarak aşağı yukarı 7 yıldır Hititlerin kazı evlerine gidiyorum, katılıyorum. Oradaki çıkan mezar buluntularından vesairelerden, tabletlerden tarifleri, tarif olmasa bile neleri bir arada yediklerini okuyoruz. Hititler dünya üzerindeki en ağır mutfak kurallarına sahiplerdi. Şu an günümüzde olmayacak kadar katı kurallara sahiplerdi. Hititlerde bir aşçı sakalları ve saçlarıyla mutfağa girerse nasıl bir ceza alıyordu? İdam cezası. Tek başına mı? Hayır. Evet, ailesiyle beraber öldürülme kuralı var. Eğer Hititlerde bir aşçı saç ve sakalla mutfağa girerse ailesiyle öldürülüyor. Hititlerde bir aşçı duş almadan mutfağına girerse ailesiyle öldürülüyor. Hititlerde bir aşçı mutfağında köpek ya da fare izine rastlanırsa ailesiyle öldürülüyor. Hititler büyük bir kırım geçiriyorlar ve bu kırımın sonunda kralın aldığı kararla aşçılar her zaman ailesiyle cezalandırılıyor. O yüzden şu anki mutfak kuralları ve düzenine göre aslında biraz aşçıda yaşıyorlarmış yani. Benim çok severek okuduğum imparatorluk dönemi bizim aslında şu an mutfakta ne kadar daha az zeka kullandığımızı gösteriyor. Neden? Ateş var, ateş olamadı, ocak var, çırpma kabı var, sıkma kabı var, tarif kitapları burada duruyor. Ne olacak? Ben de yemek yapıyorum, diyeceğim ki ben inanılmaz bir aşçıyım. Nasıl olabilir abi? Her şey var. Ateş olmadığını düşün, mahsul olmadığını düşün, tarif olmadığını düşün, mutfak olmadığını düşün. Adamlar o dönemde 160 tane ekmek yapıyorlar. İşte o yüzden biz aslında şu dönemde bir tık daha gerileyerek çalışıyoruz. Anadolu 13 bin yıldır dünyadaki yemeğin merkezi. Yani Göbekli Tepe'de yapılan inanış, arkasından orada yetişen ürünler. Karıcıdağ biliyor musunuz? Diyarbakır ile Urfa arasında bir dağ var. Diyarbakır ile Urfa arasında böyle duruyor. Bu taraf Diyarbakır, bu taraf Urfa. Karıcıdağ pirincini biliyorsunuzdur bence. Karıcıdağ pirinci dünyanın en iyi pirincinden bir tanesi. Bilim diyor ki bir şeyin yabanisi yetişiyorsa burada ana vatanı orasıdır diyor. Karıcıdağ'daki pirincin yabanisi bu dağda yetiştiği için bunu bilim diyor ki Karıcıdağ pirinci ve pirinç Karıcıdağ'ındır diyor. Tahmin sorusu geliyor. Kitap imzalamak için. Peki Karıcıdağ'da pirinç haricinde kaç tane hububat daha yetişiyor? 70 yüksek, 50 düşük, 60... 55 geldi mi? Kimden geldi? Sen kazanmadın mı kitap? Tamam. 55, evet. Bence inanılmayacak kısmı kitaptan daha ziyade. Karıcıdağ 55 hububatın ana vatanı olarak dünyanın hububat kaynağı. Düşünsene, sen bir yandan Karıcıdağ'a sahipsin. Bir yandan dünyanın ilk buğdayı, ızayı yetiştiriyorsun. Bir yandan Hititler kurallar yazıyor. Bir yandan 160 tane ekmek tarifi veriyor. İşte biz de şimdi mütevazi olamıyoruz. Ve bu konuyu bilmiyoruz. Nerede kaldık? Hızlı dağıtın biraz. Ne yapıyorum şimdi? Süper, onu bayağı seviyorum. O zaman pancarı şeye koymak istiyordum. Ya bu pancarın bu mevsim yenmesi gerekiyor. Yani ve lahananın özellikle. Tek yapmanız gereken şey pancarı haşlayacaksınız ya da fırınlayacaksınız. Alper, mikrofon yok mu sana? Bir mikrofon alsak olur mu? Var bak elimizde. Ne yazık ki değil. Üzülme Alper o kadar. Pancarı nasıl haşlıyoruz ya da nasıl fırınlıyoruz? Ağzını yakın tut. Aç onu abi. Evet, pancarı nasıl haşlıyoruz ya da nasıl fırınlıyoruz? Pancarı haşlanmış suya değil de direkt
normal soğuk suyu ekledikten sonra yavaş yavaş haşlarsanız kabuğunun dağılması da daha kolay olur. İsterseniz o şekilde haşlayabilirsiniz. Ya da ben doğradıktan sonra genelde fırınlıyorum. Çünkü pancarın içerisinde bol miktarda şeker var ve bu şeker ne kadar fazla yüzeyde sıcaklığa maruz kalırsa lezzeti o kadar fazla yükselecektir. Fırında da yaklaşık 180 derecede 45 dakika içerisinde pancarı hazır hale getirebilirsiniz. Evet, onlar pancarı hazır hale getirdiler sağ olsunlar. Benim tek yaptığım şey ona biraz sarımsak ve zeytinyağı eklemek. Bu arada da zeytinyağını biraz daha beklerse rengi inanılmaz değişiyor. Tamam, tek yaptığım şey haşlanmış pancara bolca zeytinyağı eklemek. Biraz yeşillik, mutlaka dereotu. Şöyle atıyorum. Eldiven kullanmadığım için kusura bakmayın. Böyle attım. Hiçbir şey yapmayacağım başka zaten. Var mı lime yanımızda? Lime yanımızda yok. Ama ekşi kremanın ekşiliği yetecek bence. Tamam. Ve en sevdiğim şeyden bir tanesi de bu. Şöyle biraz atacağım. Şunu biraz tutabilir miyiz? Pancar başka var mı ya? Bu kadar mıymış hepsi? Kamera çekmedi bence onu. Bu anı mı? Evet, şu an çekmedi. Nerede kamera? Burada çekiyor zaten. Görünüyor mu? Tamam. Ya biraz da böyle yapıyorum. Bu kadar. Çok bir şey yapmaya gerek. Bence bu akşam için acayip bir salata yani. Pancarı yemek zorundayız. Hem renginden dolayı, hem antioksidan özelliği sebebiyle, hem de vücudun direncini yükselttiği için en önemli gıdalardan bir tanesi. Böyle çok karıştırmaya da gerek yok. Bu yere hemen bir alabilir miyiz? Ya da bana bir peçete verin. Bunun da bir tadına bakacağım. Sonra da servis yapalım bunu. Tamam, aldım. Ekşi krema. Yoğurt koyabilirsiniz. Süzme yoğurt koyabilirsiniz. Peynir ekleyebilirsiniz ama tuzunu ona göre ayarlayın. Süper. Ondan bir tane daha var mı? O kaptan. Yok, şu an elimizde yok ama bunu verebilirim. Lahana o zaman. Tamam. Şimdi kış geliyor, lahanayı turşu olarak yiyoruz. Sarma olarak yiyoruz. Başka ne olarak yiyen var lahanayı? Ha, çorba. Kara lahana yiyorsunuz o zaman Karadeniz'de. Beyaz lahana. Nerede beyaz lahana? Burada getir. Buluyorum. Tamam, bana biraz hardalla limon karıştırın bir kapta. Hemen. Biraz daha ver bence. Tamam. Frank soğanı neredeydi? Beyaz lahanayı mesela bu Koreliler ve Japonlar ve Çinliler kimçi olarak yiyorlar. Mesela bunu acı turşu yapıyorlar. Ve bu aynı zamanda lahananın sağlık açısından en büyük özelliği. Lahana hücre çeperlerini kuvvetlendiriyor. Ne demek? Senin hücrende bir hastalık varsa lahana onun yan tarafa geçmesini engelliyor. Ne demek? Allah etmesin, Allah uzesin. Kanserli bir hücrenin yayılmasını engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi dirençli hücre. Bunu yapan en büyük gıda da lahana. Lahanayı mutlaka kış ayları boyunca çorba mı yersin, sarma mı yersin, kapuska mı yersin? Ama bence en iyisi neyle yiyebilirsin? Çiğ lahana. Çok kuvvetli, hiç pişirmeye gerek yok. Biz limonla pınar hardalı sıktık, karıştırıyoruz. Zeytinyağıyla bir araya getireceğiz. Limonunu bir tık yumuşatacak turşu gibi tak diye tüketeceğiz. Gelsin bakalım. Kolay mı tarifler? Ben, değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok. Hardal, limon, zeytinyağı, lahana tık tık yaptık. Hazır. Bunu biz restoranlarda, Ayten Hanım, biz bunu bazen zorunlu meze veriyoruz. Yani müşteri her geldiğinde hemen önüne bir parça lahana veriyoruz bu kış. Aman dikkat etsinler kendilerine, hasta olmasınlar, beslenmeleri kuvvetlensin. Zorla yediriyoruz yani. Tamam mı? Biraz zeytinyağı. Şöyle dökeyim buna. Bence lahanayı buna dökseydik. Hemen söyleyeyim. Limon zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hardal bir tık daha aroma verdiği için tercih ediyorum ben. Alabilirim böyle. Yoğurtla da, cacıkla da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Lahanayı bir şekilde yiyebilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Biber salçası, nar ekşisi, zeytinyağı, biraz sarımsak. Onu şöyle iyice bir karıştırın, dökün. Acılı lahana yapın. Bayağı lezzetli oluyor kesinlikle. Sen devam ediyorsun buna. Nerede kalmıştık? Kitap için soru soracaktık. Sorular nerede? Burada mı sorular? İlk oturuma katılan var mı aramızda? O zaman onlar cevap vermesin. Versin mi? Kitap kazanmak için versin mi? Size imzalayacağım değil mi? İki tane siz kazanmıştınız. İlk yemek kitabı ne zaman yazıldı Türkçe? O sizinki okul değildi değil mi? Helal. Nerede çalışıyorsunuz? Mikrofon nerede? Burada. Nerede çalışıyorsunuz? Söyleyebilir misiniz? Midpoint'te çalışıyorum. Midpoint. Ne olarak yani çalışıyorsun? Aşçı çırağı olarak girdim şu anda. Zor değil mi ya bir bayan için? Yok, biraz daha yakın. Bence çok eğlenceli. Zor öyle değil mi? Evet. Bu bölümü okudum zaten. Hangi okuldan?
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tokat'ta yiyecek ve içecek işletmeci Tokat'tan buraya. Evet. Tokat'a giden var mı aranızda bilmiyorum da. Yani Türkiye'de 4-5 özel yerden bir tanesi. Böyle psikopat malzeme az yerde olur yani. Böyle yaprak, böyle meyve. Yemin ederim size yani birkaç yere gittik. Allah muhafaza yani patates yerli, domates yerli, patlıcan yerli, et yerli, usta yerli, şiş yerli, odun yerli, mandalina yerli. Ya böyle bir yer olamaz yani. Et yerli. Yani Tokat kebabını da bir Ağustos'a yerseniz Türk mutfağında başınız öyle bir göğe eğer aşağı inersiniz yani. O kadar psikopat bir yer yapıyor musun Tokat mutfağı? Böyle gelsene biraz yanıma. Bunu açabiliyor muyuz? Yapıyor musun Tokat mutfağı? Yani yapıyorum. Sarma bize falan yapıyoruz. Çok bat tarifi oluyor. Bat tarifi. Evet. Yani, bat ne bilen var mı? Mercimekle olan bir yemek. Sulu bir yemek. Evet. Bunun süper bir yemek. Bunu da yapıyorlar ama benim çok tercih ettiğim bir yemek değil. Sevmiyorum ama. Batı mı? Evet. Ben de ölüyorum. Ama çok yani çok yaprak var. Tokat evet. Yaprağı çok. Mercimeği haşlıyorsun. Aslında ondan bir salata yapıyorsunuz. İçinde domates, yeşil soğan, aynen. Biraz ceviz içi, böyle bol domates aynen. Suyu, biraz koruk ekşisi ya da limon ekşisi. Bazı yörelerde onun sulusunu yapıyorlar. Evet. Bazılarında da ben kurusunu sulu seviyorum da yapıyorlar. Bayağı. Aynen, böyle bir tık Bostana'nın Tokat versiyonu ama içinde haşlanmış mercimekle yaprak var. Yaprak var, evet. Ve Tokat yaprağı. Zaten Tokat yaprağı. Orada vişneli sarma, erikli sarma. Baklalı sarma. Baklalı sarma, her şeyi. Bir de nohut içine her şeyi atıyorlar onlar. Bir etli sarmaları var. Nohuttur, fasulyedir. Rıza yakında Midpoint'in menüsüne koyar diye tahmin ediyorum. İnşallah. Bir Tokat sarması. Tokat'ın sarmaları fena ya. Yani ben şu an Zendup'u biliyor musunuz benim dükkanı? Biliyorum. Yani benim restorana biz Tokatlı bir sarmacı arıyoruz yani. Aklınızda bulunsun Bursa'da. Yani bu Tokatlı inanılmaz sarma yapıyorlar yani. İnşallah bir gün. Teşekkür ediyoruz. Belki beraber çalışırız. Rıza bizi keser ondan sonra. Ne var şimdi sırada? Lahana gidiyor. Bu tarafa da dağılsın. Patlıcan değil. Tatlı bir şey yapayım mı? Size bir tane sır veriyorum. Kameralar kapansın. Hiç kimse de yazmasın. Bizim dükkanda sahine diye bir tatlı var. Tatlı değil aslında. 7. yüzyıl erken dönem İslam mutfağından bir tarif. Bu tarifin çok gizli bir tarafı var. Onu birazdan açıklayacağım burada olduğumuz için. Efendimizin sofrasında olduğu söyleniyor. Sahine diye bir başlangıç aslında. Ramazan yemeği. Çok basit. Bu değil mi benim tereyağı? Tereyağı. Çırpıcı nerede? Alayım çırpıcıyı. Tahin. Aynı ölçüde tereyağı, bal ve tahini karıştıracağım, bitecek iş. İnanılmaz bir şey. Yeterli, yeterli. Balı alayım, ben çırpayım biraz. Biraz çalışalım ya. Dök dök dök. Bence yeterli. Bence 3 malzemeyle yapılacak en iyi tatlardan bir tanesi. Tek yapmanız gereken şey, şimdi siz bunu çok şekerli buluyorsanız bu kadar bal koymayabilirsiniz. Ama genel ölçü 1, 1 ve 1. Şimdi buradaki sır ne? Biz bunu dükkanda sürekli söylüyoruz. İşte ben yapıyorum, evde bu kadar iyi olmuyor. Aslında tarif bu kadar. Gerçekten size bunu tüm kalbimle söylüyorum. Pınar tereyağı olmazsa asla bu kıvam almıyor. Asla. Bizim dükkanın temel sırrı, bunu da hiçbir yerde söylemedik bugüne kadar. Bunda bu muazzam kıvamı sadece standart bir tereyağıyla, Pınar'ın enfes tereyağıyla rahiyasını alıyoruz. Tek yapmanız gereken de bütün bu tereyağının pürüzü gidene kadar, siz de görebiliyor muyuz şu an? Bu pürüz gidene kadar çırpmak. Şu an tereyağı erimedi. Bunun erimesi gerekiyor. Size önerim, Ayten Hanım'ın menüsünde var mıydı? Mikrofon alalım ya. Bu arada Ayten Usta'yı tanıyorsanız Eskişehir'den, Hayati Bey ve Ayten Hanım, size mikrofon uzatayım. Merhaba. Ayten Hanım'ın acayip bir restoranı var. Ama bence restoranın en pozitif ayrımcı yönü, restoranda sadece mutfakta kadınlar var. Kaç personel? Ya sen bize gelirsen işsiz kalacaksın, öyle mi? Evet evet, ben o yüzden dışarıdan danışmanlık yapıyorum. Ama biz mutfağın dışında size danışmanlık yaptık. Evet, mutfağın dışında çalışıyoruz beraber. Tarifler için biraz mutfağı aldık. Aynen. Kaç kişi var? 80. 80 bayan personel çalıştırıyorsunuz. Evet. 80 bayan personel çalıştırıyor. Kuru fasulyenin kralı. Halucun aynen. Kralı bence. Çok iyi yemekleri evet. Var kesinlikle. Teşekkür ederim. Geleneksel şey... mutfağın en başarılı temsilcisi. Dükkan Eskişehir'de. Evet. Ve aynı zamanda Hayati Bey eşi şu an. Biz şirketin bir kısmını da beraber yönetiyoruz Hayati amcayla. Hayati amcanın da inanılmaz bir burs sistemi var. Nasıl bir sistemdi? Dur hemen veriyorum. Ya çünkü bunun anlatılması gerekiyor bence. Ben dinlerken hayran kalmıştım ve defalarca sordum.
sağ olsunlar bütün öğrencilere, yani açık olan bütün öğrencilere ve başarılı öğrencilere burs veriyorlar. Fakat bunun dışında şöyle bir şeyleri var. İnsanlara çalışmazsanız fayda sağlayamazsınız, fayda sağlayamazsanız fayda göremezsiniz ideolojisini aşılıyorlar ve 15 tatilde ya da herhangi bir boş vaktinizde gidip onların herhangi bir tesisinde belli bir mesai saati karşılığında dönemsel olarak burs alabiliyorsunuz. Ama bunu şöyle düşünmeyin, yani sizden bir fayda sağlama çabası içerisinde değiller. Diyelim ki vizeleriniz var, gelmek zorunda değilsiniz. Yani sınavlarınız her şeyden çok daha önemli. Ama onun dışında çalışmadan hayatı öğrenemeyeceğiniz gerçeğini kesinlikle burs verdikleri her öğrenciye öğretiyorlar. Ve bence çok başarılılar. Yani takdir edilesi bence. Evet. Teşekkür ediyoruz Hayati Bey ve Aytan Usta'ya da. Şimdi ben bunu biraz daha karıştıracağım eleyecekleri için. Bak, kusursuz bir kavram aldı. Emin olun başka bir tereyağıyla asla bunu yapamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Kalitesi. Biz Eskişehir yerli tayını kullanıyoruz. Aynen öyle. Ya üstümü batırdım ya. Göze batmıyor mu bu kadar şey? Göstereyim hemen. Evet, istediğim kıvama geldi. Bunu bir kaşıkla nerede? O değil. Plastik kaşık istiyorum. Evet. Bir saniye bir bakacağım. Yapacak bir şey yok. Şeker de yemiyorum da. Biraz yorulduğum için bırakıyorum. Şunu hemen yıkayın. Şöyle yapacağız ya. Biraz plastik kaşık buraya gene lazım. Gel abi bu tarafa Umut. Bunu gerçekten denemelisiniz. Herkes böyle bir kaşık alıp şöyle bir parça. Evet. Biraz kavrulmuş susam ekliyoruz biz. O dönemki tarifte bu yok ama kavrulmuş susam bana gene lazım. Biraz daha dök. Böyle olması kafi. Karıştıralım onu azıcık. Soru soramadık ya, kitap kazanamadı insanlar. Kolay sorulara geçelim. Senin sorular buradaydı. Ne var benim yapacağım başka? Patlıcan söğürme yapabiliriz. Girit yapmadık. Girit yapmadık. Hemen. Bir tane küvet şey yap. Tek yapmamız gereken, başka bir bezeye geçtik. Tek yapmamız gereken bir parça tuzuna dikkat ettiğimiz bir peynir. Ve bulduğumuz yeşillikleri doğrayacağız. Bir tık onu Antep fasulyeyle bağlayacağım ama bu konuda şüphelerim var. Yani bu mezenin ismi Girit ezmesi ama Girit'te yetişen fıstık bu değil. Biz şu an bütün restoranlarda Girit ezmesinde Antep fıstığı kullanıyoruz. Ama Girit'te asla yetişmiyor çünkü Girit'te çam fıstığı yetişiyor. Yani benim orijinal tarifte aslında çam fıstığı olabileceğini düşündüğüm kavrulmuş. Ama artık Türkiye'deki bütün restoranlarda Antep fıstığıyla yapılan basit bir tarif. Peyniri, pınar süzme peyniri ezeceğiz. Eğer çok tuzluysa yoğurtla biraz açacağız. Bol yeşillik ve biraz Antep fıstığı ve biraz zeytinyağı. Her şeyi kullanabilirler. Ekşi krema da koyabilirsiniz. Biraz daha var mı peynir? Var. Devam hemen. Sonra diğer patlıcanı yapacağız. Nerede kalmıştık? İlk yemek kitabı 1844'tü. Ona şey yapmıştık. Biliyorsunuz ilk yemek kitabını kimin yazdığı konusunda bir bilginiz var mı? Ne iş yapıyor? Evet. Az önce buradaydın ama sen olmaz ki. Evet, doktor 2. Mahmud'un tıbbiye şahanesinde o doktorluk yapan Mehmet Kamil yazıyor. Çok enteresan bir hisle yazıyor. Yani şöyle, ben inanılmaz yemekler yapıyorum. Bunu bari oturayım kaleme alayım demiyor. Çok sert bir ön sözü var kitabın. Kitabın ön sözünde diyor ki, ya bu İstanbullu aşçılar hiç mi yemek yapmasını bilmezmiş? Bunların hepsi malzemeyi mundar ediyorlar diyor. Çok sert yani. Ve alın size yemek kitabı deyip kitabı yazıyor. Ve bu kitabın ön sözünde okuyabiliyorsunuz. Benim kara bahtım, hep çorbamı düşecek. Bu İstanbul aşçıları hiç mi yemek bilmezler? Malzeme israf edeceklerini alsın bu kitabı okusunlar diyor. Halk buna kayıtsız kalıyor mu o tarihte? Hayır. Kitap 9 baskı yapıyor. Mehmet Kamil ilk Türkçe yemek kitabımızı yazıyor. Bizim Zennub'un biliyorsanız 1844 rakamı oradan geliyor. Yani Mehmet Kamil'in kitabı yazdığı tarife bir atıfla bulunuyoruz. Çünkü dükkanda Mehmet Kamil'den tarifler yapıyoruz. Ne oldu? Aynen, ezilmiş peynirimiz hazır. Bunu bir tık yoğurtla açabiliriz. Biraz dereotu, hiçbir zarar gelmez. Hayır, hiç açmaya gerek yok. Bu kamerada mıyız? Şöyle yapayım. Maydanoz burada. Evet. Tamam. Biraz taze nane ferahlık verir. Evet, sarımsaksız olmaz ya. Meze dediğin sarımsaklı olur ya.
Ha? Bence tuza gerek yok. Sen buna biraz ekşi krema verip bunu biraz açabilirsin sadece. Normal kremayı açayım mı şimdi? Açabilirsin, hiç sıkıntı yok. Bir tık peynir katı gelmiş. İsterseniz yoğurt da kullanabilirsiniz. Biraz yağlanması için krema koyuyorum içine. Biraz daha, biraz daha. Tamam. Ha? Elimi daha rahat karıştırır mısın? Tamam, sana vereceğim şimdi ama buna fıstığını ekleyelim. Fıstık ilave ediyorum. Biraz fazla. Hepsini edeyim mi? Bir şey olur mu? Yok, problem olmaz. Daha lezzetli olur. Biraz maliyetli bir meze oldu bence. Evet, böyle basit bir kıvam. Bence Türk mezelerinin en önemli özelliğinden bir tanesi de bence bizimkiler bir 12 saat beklemelik mezeler yani. Yani bize ne kadar erken yapıp erken servis edersenden daha ziyade biz de genelde böyle bir 12 saat bekledikten sonra kullanıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi çünkü sarımsak anca rahi yağsını geçirecek, içine şöyle bir otların tadı işleyecek. Zeytinyağımız nerede? Bir tat kontrolü yapacak mıyız? Yani ana kural, gene söylüyorum, ne kadar sarımsaklı seviyorsan o kadar sarımsaklı, ne kadar taze baharatlı seviyorsan o kadar taze baharatlı. Püf, çok iyi. Böyle verme, kaşıkla. Tamam. En iyisi öyle yani. Çünkü o biraz yapışkan bir şey. Ne var başka? Sahine yediniz mi? Ya demin tahinli ve balı yediniz. İyi miydi? Pek sessiz oldu. Devam. Çok o kadar karıştırmana gerek yok. Yeni bir kap daha alacağım sizden. Tabii ki böyle bir hazır background'un üzerine bu kadar çabuk yapmak kolay da. Her şeyin yapılmışını koyduk oraya. Yani hani patlıcan közlenmiş, humus yapılmış. Ekip çok iyi sağ olsun. Her şeyi hazırladılar bizim daha için. Daha büyük bir şey ver. Evet, bence onu değiştirin. Mutlaka yapılıyordur. Ama bizim o tahin pekmez olayını bizim mesela, biz bu yüzyılda biraz kuralcıyız mesela. Hititler tereyağı ve bal yemiyorlar abi. Zeytinyağı ve balı bir arada yiyorlar. Çok enteresan. Eminim denememişsinizdir. Ben deniyorum bunu okuduğum 7-8 senedir. Sızma zeytinyağı bir kaşık balla karıştırıyorsunuz. Kızarmış ekmeği sabah kahvaltıda döküyorsun. Şok. Hiç yememişiz. Neden? Biz çünkü şeyi biliyoruz. Ya bal, tereyağı biliyoruz. Bu da onun gibi tahin pekmez Türklerin bir araya getirdiği bir şey. 7. dönemde yani o dönemin şartlarında balla bir araya gelmiş. Pekmez de tabii ki yapabilirsiniz. Bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Ne geldi? Hiç sıkıntı yok. Dök abi, patlıcanın hepsini oraya dök abi, serebilirsin. Kuvvetli bir mutfak, orası kesin. Bir kere, şimdi size Hititler'den bahsettim. Göbekli Tepe'de aslında buğdayın kaynağının, sonra Kacadağ'dan bahsettim. Şimdi pratik mezeler yapıyoruz. Aslında bizim bu yüzyılda özellikle gittiğim okullarda şunu anlıyorum. Biz Türk mutfağı değil de şunu anlıyoruz. Bir kare form çiziyoruz. İşte yukarıda Artvin, bu tarafa geliyor Edirne. En aşağıda Hakkari. Bu tarafa geliyor Muğla, işte o sınırlar. Bu da yapılan yemekleri Türk mutfağı sanıyoruz. Yani işte Ankara'da Ankara tava süper. Muğla'da çalkama süper. Gaziantep'te lahmacun süper. Türk mutfağı bundan ibaret olamaz. Türkler, biz bu haritayı buraya çizdik ama Orta Asya'dan yola çıkıyor, Çinlere komşular, geliyor Türkiye'ye, devam ediyor İspanya'nın sonuna kadar. Yaklaşık dünyanın yarısında geziyorlar. 20 bin kilometre kadar yol alıyorlar. Türklerin mutfağı deyince şöyle kolları açacaksın, dünyanın neredeyse bir ucundan bir ucuna değeceksin. Neden? Türkler çok yetenekliler. Türklerin iki tane ekmeği var, orijinal, biliyor musunuz hangileri? Bazlama ve yufka. Niye? Türklerin bir tane mutfağı var at üstüne taşıdıkları. Siz bunu bir tane saç tava düşünün, şöyle saç düşünün. Bunu atın eteğine, atın yanına koyuyor, gidiyor, duruyorlar. Hadi bakalım yemek yapalım, altını yakıyorlar. Burada hemen bir hamur tutuluyor, üzerine bir yufka, hemen yufka ekmek ya da bazlama koyuyor. Peki yemek yiyecek ne yapıyor? Saçı ters çeviriyor, içine atıyor eti, kavuruyor, veriyor. Mutfağa alıyor, tekrar ata biniyor, geliyor. İspanya'ya, hadi yemek yiyelim, açıyor ateşi. Böyle devam ediyorlar. Yani Türkler yemek konusunda inanılmaz yetenekliler. Daha da nasıl gelişiyorlar? Malazgirt'le Anadolu'ya yerleştikleri anda bir bakıyor, Hititler fırın kullanmış. İonya'da zeytinyağı yapılıyor. Aşağı geliyor başka bir şey. Bu ne ya diyor. Bu adamlar daha da fantastik diyor ve bütün bu at üstündeki yaptığı yetenekliliği
kaldıkları yerde gösteriyor. O yüzden Türkler deyince kolu buradan açıyorsun buraya kadar ve tarihte de biz 1000 yıldır Anadolu'nun sahibiyiz ama 13 bin yıl giderek bütün o kültürün üzerine koyuyoruz. Yani Türk mutfağı deyince şu an işte biz kuru fasulye yapıyoruz, çok acayip lezzetli ve Türk mutfağının en iyi yemeği dersek büyük bir hata deriz. Tahmin ettiğimizden çok daha öte. Selçuklular inanılmaz bir uzmanlık yapıyorlar mutfakta. Yani Anadolu'ya geldik. Selçuklular, beylikler ve beyliklerden önceki ilk imparatorluk Selçuklular yerleştiği zaman diyor ki öyle olmaz diyor. Şimdi biz ne yazık ki mi diyeyim bilemiyorum da ne yazık ki mutfak literatürümüz Fransızca bizim. Yani sen sultanın en sevdiği, hünkar beğendiği yapıyorsun ama dönüp beşamel sosla bağlıyorsun. Neden? Abdülhamit'e diyorlar ki bizim Abdülhamit. Emin olamadım şimdi. Beğendiği en çok beğenen padişah kimdi? İlk beğenen? Abdülaziz. Abdülaziz'e diyorlar ki sultanım diyorlar Fransız siyahi kadınlar inanılmaz bir yemek yapıyor. Tadına bakar mısınız patlıcanlı diyorlar. Getirsinler diyor. Fransız siyahi zenciler yani Afrika'dan gelen esir zenciler Fransız kökenli patlıcanı közleyip beşamel sosla bağlıyorlar. Hünkar da beğeniyor. Ve biz o beşamel sosun Türkçe karşılığı var. Hiç bilen var mı bunu? İki kitap imzalıyorum bilene. Beşamel meyhane değil. Hayır. Yani beşamel sosun bir Türkçe karşılığı var. Osmanlı'da beyaz salça. Ama biz beyaz salça tabirini kullanmayı reddettiğimiz için beşamel diyoruz. Sen bunu beşamel dediğin için de Fransız mutfağı senin mutfağına yerleşiyor. Yerleştiği için de dünyanın en iyi mutfağı olarak Fransız görüyoruz. Ama Türkiye ilk ona bile giremiyor. Neden? Literatür yok. Selçuklular bunu yapmışlar. Selçuklular demiş ki bu adam keşkek yapıyorsa adı Herras. Bu adam şerbet yapıyorsa adı Fukai. Bu adam su getiriyorsa Saka. Bu adam kebap yapıyorsa adı Revvas. Bu adam büryan kebabı yapıyorsa adı Büryanger. Bu adam helva yapıyorsa adı Helvager. Böylece uzmanlığı yaratıyor. Ne yapıyoruz? Tabii Osmanlı'dan sonra biz onu yıkıyoruz. Chef de cuisine, chef de parti, chef de patisserie gibi tamamen başka bir dilde kendimize kabul ediyoruz. Bu da Türk mutfağının neden mutfak dünya mutfakları arasında gösterebilen en büyük sebebi çünkü literatürün yok. Ne yazık ki yabancı literatür kullanıyorsun ve yazmıyorsun. Yazsan onlara bunu anlatacaksın ama anlatamıyorsun. Selçuklulardan Osmanlı'ya hemen devrediyorum konuyu. Osmanlı da diyor ki biz aslında bence Osmanlı'yı yanlış tanıtıyoruz. Osmanlı bir mutfak imparatorluğu. Bizim şu an dünyada kullandığımız bütün tekniklerin kökeni Osmanlı. Net bir şekilde. Evliya Çelebi 1640'da yazıyor. Bu Yeniçeriler çiğ sebze yiyorlar. Zaman zaman sirkeli ve zeytinyağlı diyor. Bu çiğ sirkeli sebzelerin üzerine et, tavuk ve balık da koyuyorlar diyor. Ve bunu gören ecnebiler yazıyor, İtalyanlar yazıyor. Diyor ki bu Türk Yeniçerileri sağlıksız besleniyor. Çiğ sebze mi yenir o diyor. Evliya Çelebi bunu 1640'da yazarken neyi tarif etmiş? Salatayı tarif etmiş. Yani salata formu, tavuklu sezar salatası formu, Valdor salatası formu Türklere ait bir form. Osmanlı'ya ait bir form. Çok enteresan. Ve size bunun gibi daha 1000 örnek sayabilirim. Osmanlı uzmanlaşmış, işi bitirmiş, teknikler yapmış. Şu an fırın deyince biz ne anlıyoruz? Burada fırın var mı? Var. Bak. Fırın deyince bu tabir Osmanlıca'dan biliyorsunuz. Altından ve üstünden ısıtılan her şeye fırın deniyor. Yani fırın sizin şu an gözünüze bu geliyor. Osmanlı'da bir şeyi fırınlamak tabiri şu. Ben bu kazandaki patlıcanı pişirmeye karar verdiğimde tahtına ve fevkine ateş koyuyorum. Bunun adı da fırındır diyor. Tahtına ve fevkine, altına ve üstüne ateş koyuyorum. Yani altından ve üstünden ısıttığı her şey fırındır diyor. Yani sen Osmanlı'nın fırın tabirini alıyorsun, bir makineye veriyorsun. Bütün dünya kullanıyor ama Osmanlı'ya anlam var mı? Yok. Neden? Gerek yok yani. Öyle bir şey yok. Bunu bilmediğiniz zaman kültürünüzü, mutfağınızı bilmediğiniz zaman dünyanın bir yerine de koyamazsınız. Ben şöyle söyleyeyim yani, ben yabancılara karşı kesinlikle böyle kendimi çok daha kibirli görüyorum. Çünkü benim dünyada konuşabileceğim mutfağı olan bir yabancı yok yani. Türkiye 1 numarada, Türk mutfak kültürü 2 numarada ve 3'te ve 4'te. İşte 5-6'ya başkasını koyarım yani. O herkesin bir dediği Fransızı ben ilk 5'e almam yani. İlk 5'i de Türk mutfağı. Çünkü tabirler, teknikler. Şimdi Osmanlı'da hepiniz biliyorsunuz bence Topkapı Sarayı'nda 1200 aşçı çalışıyor. Ama Topkapı Sarayı'ndaki padişahın yediği mutfağın ismi ayrı. Adı ne? Değil. Matbah-ı Amire büyük mutfak. Osmanlı'da Fatih diyor ki bundan sonra Osmanlı padişahları asla ve asla tek beraber yemek yemeyecek, tek başına yemek yiyecekler kanunu veriyor. Ve Fatih'ten
1907-8'lerde Yıldız Sarayı kapanana kadar Osmanlı Sultanları tek başına yemek yiyor. Sadece Süleyman zaman zaman Pargalı ile yemek yiyor. Onun haricinde öyle Hürrem gelecek hep beraber masaya oturacak öyle bir şey yok. Zehirlenme korkusu yüzünden Fatih'ten sonra Osmanlı tek başına yemek yiyor. Peki bu tek başına yemek yiyeceğim ben tek başıma Osmanlı Sultanı olarak Topkapı Sarayı'ndayım. 1200 tane aşçıbaşı var ben diyorum ki bana ayrı mutfak yapacaksınız. Adı ne bu mutfağın? Kuşhane. Bu gece bana 3 kap yemek gelecek. Kaç kişi çalışıyor mutfakta? Kaç aşçıbaşı var? Kuşhane'de. 50 aşçıbaşı, 30 yardımcısı, 20 de saray iç oğlanı çalışıyor. Toplam 100 kişi Osmanlı Sultanı o gece yemek yiyecek diye 3 kap yemek yapıyorlar. Kesiyor mu bu Osmanlı'yı? Kesmez. Ne yapıyor? Yavuz Sultan Selim diyor ki, ben Mısır alacağım diyor. Buyurun Hazretleri diyorlar. Önce mutfak gitsin diyor. Ve kuşhaneyi 100 kişi çadırını öne sürüyor. Yani sarayda Mercidabek Ovası'nda öyle savaşı yapmadan önce bile kendi mutfağının hazırladığı yemeği yiyor. O yüzden Osmanlı bir mutfak imparatorludur aynı zamanda. Ama ne yazık ki biz sadece terkibi çeşidiye, Mahmudiye gibi 3 tane yemeğini ezberleyebildiğimiz için sanıyoruz ki bu 3 yemekle biz Osmanlı dünyada temsil edebiliriz. Hayır abi, Osmanlı'nın yaptığı her hareketle temsil edebilirsin. Biliyorsun Yavuz Mısır'ı alana kadar kaç baharat kullanıyoruz? Yavuz Mısır'ı alana kadar sadece 8 baharat kullanılıyor. 1500'lere kadar. Bir sonraki 100 yıl kaç baharata çıkıyoruz? Geçti mi saat? Yok. Ben böyle gaza geldim ama birazdan fethiye çıkarız hep beraber yani. 8 olan baharat sayısı bir sonraki 100 yılda kaça çıkıyor? Sana ben mi ders verdim daha önce? Her soruyu nereden biliyorsun yani? Sen hangi okuldasın? Ben mi anlattım dersi? Yok. Sağ olsun. Vallahi sedef patlatmış yani. 160. 150 mi dedin? 160'a yakın baharat kullanmaya başlıyor bir sonraki devirde. Yani iş büyük bir iş yani. Biz nerede kaldık? Patlıcan'da kaldık. Tamam. Ne yapacağız? Bunda ne yapıyorduk? Tahin. Yok, tahin değil. Sarımsak, pınar, ekşi krema ve yoğurt. Hatırlamadım Taif. Sanki tahinde diye hatırlamıştım bunu. Değil miymiş? Yok, hayır. Sen yap o zaman. Yaptığında bize söyle. Ben biraz yoruldum konuşmaktan. Şurada mikrofon tut. Çok oldu mu? Bir su alsam. Bu en basiti ama ben bunu şöyle düşünmüştüm. Yarısını galiba. Tahin, bol limon suyu. Aa şeyi yapmadık. Kıbrıs tahinini. Söylememiz. Tamam yapacağız abi. Sen söyle abi sen yap sonra ben bir tane daha bir şey yapacağım. Ben patlıcanlı söğürme yapacağım. Bu söğürmede... Hepsini Pınar... kullan. Tamam. Pınar'ın ekşi kremasıyla ekşi kremayı biraz açmak için Pınar'ın doğal yoğurdunu kullanacağım. Bunu yaparken şu alttan bir tane şunu. Hemen. Tamam. Közlenmiş patlıcanları doğrayabilirsiniz. Doğrama dışında herhangi bir tahtayla buna Ali Nazik'in altındaki beğendide de kullanılan bir teknik. Tahtayla tahtayı döverek sündürebilirsiniz. Yani iyice öldürebilirsiniz tamam. Közlendikten sonra. Tamam. Giriyorum. Ne demek istediğini şimdi hatırladım. Evet. Bizim dükkanın ismi biliyorsunuz. Benim Halepli babaanne Zennup Hanım. Zennup Hanım'ın ismi. Yani babaannemin ismini dükkanı devam ettiriyoruz. Zennup Hanım der ki patlıcanla ilgili iki ana kural vardır. Bir, asla bıçakla kesilmez. İki, asla tahta dışında bir şeyde ezilmez. Rahmetli babaannem patlıcanı gözükten sonra tahtanın üzerine koyar. Ya bir bardak altıyla ya da başka havanla... Başka bir tahtayla, havanın evet, bir tahtayla. Ya da havanın tahtasıyla döverdi ki sen bu patlıcana atıyorum Ali Nazik yapacaksın. Çatalı attığı zaman patlıcan sünmeli derdi. Yani patlıcanın sırrı, beyaz kalmasının sırrı, asla bıçak vurulmaması, iyi, onda kesilmez ayrıca, mutlaka sünmesi gerekiyor. Onun için de tahtada dövmeye ihtiyacımız var. Lezzet farkını denerseniz fark edeceksiniz. Yani çok ciddi anlamda bir lezzet farkı çünkü da oluyor. Çünkü bizim Ali Nazik'i siz öyle yapıyorsunuz. Evet, biz öyle yapıyoruz. Şimdi ben közlenmiş patlıcanı doğal yoğurt ve ekşi kremayla açıyorum ve karıştırıyorum. İçerisine biraz sarımsak ekliyorum. Alır mısın kaşıkla? Biraz zeytinyağı. Biraz taze kekik ekledim. Evet. Bence tütsüde de kekik çok yakışıyor. Şöyle bitik olsun diye. Bana bir tık da ılık su lazım. Ilık su. Çok az da tuz ekledim.
İsteyen kimyon ekleyebilir, farklı bir tadı oluyor ama biz çok fazla kullanmıyoruz. Diğer baharatlarla tatlandırmak tamamen size kalmış. Çok basit bir meze, direkt servis edebiliriz. Bana biraz sarımsak var mı? Şimdi bunu kapatayım. Demin ne diye bunu içtim? Selim abi burada mı şu an? Kıbrıs'taki yok. Kıbrıs'ta ben 4 sene hocalık yaptım. Orada bayağı, ben bir de tahinciyimdir yani. Tahini her şekilde yerim yani. Böyle bazen kafama dökesim geliyor. O kadar seviyorum yani. Kıbrıs'ın tahan diye bir mezesi var. Çok basit. Ilık su, limon suyu ve tuz. Bu kadar. Buna katıyorlar. Bir parça yoğurt ekleyeceğiz. Acayip bir şey oluyor. Yani ben bayağı seviyorum. Limon tahini katılaştıran bir şey. O yüzden bir tık da yoğurt ve suyla açacağız ki çok ekşi olmasın diye. Ilık dediğim biraz çay suyu gibi bir şey istiyorum. Hayır, ilk önce limon suyu istiyorum. Şimdi tahinin katılaştığını biliyorsunuz değil mi limonla? Şimdi atalım göreceğiz. Dök biraz. Bence o çok az gelir. 2 3 4 Yakın dondu tahin. Şimdi bana biraz limon ve yoğurt lazım. Evet. Bayağı donduruyor yani. O yüzden bunu bir tık daha limonla açacağım ve yoğurt ilave edeceğim. Evet. Yoğurdumuz nerede? Tamam. Evet, biraz bu sarımsaklar ve tuz ekleyelim ona. Çok eksiltmemesi için biraz ılık su koydum içine. Şimdi biraz yoğurt. Evet. Aslında bence pratik bir humus tarifi gibi. Hiç nohut olmadan, çünkü o tadı veriyor gerçekten. Biraz daha yoğurt ve zeytinyağı alacağım en son. Biraz daha yoğurt bence. Bir tık da ılık su. Burada ılık suyu. Dök abi. Tamam, topladı şimdi. Dök biraz daha. Şimdi tuzuna bir bak. Ve ekşiliğine bir bak. Ben de bir bakayım. Bitiyor, son. Tamam. Daha kitapları da imzalayacağız. Tuz. Ve bir tık limon. Biraz daha. Evet. Şöyle yapayım. Size göstersem oluyor değil mi? Yani tamamen ölçüye, kıvamla karar veriyorsunuz. Yani tahinle yaptığınız her mezenin sırrı kıvam. Yani aynen böyle bir akışkan, çok da akışkan değil aslında. Böyle bir kıvam. Gördüğünüz gibi pütürsüz acayip bir şey oldu. Şimdi bunu tadacaksınız. Gene kaşık ve şeyle dönebilir miyiz? Direkt kaşıkla dönelim bence. Hiç gerek yok. Peki, herkese teşekkür ediyoruz katıldığı için. Büyük alkış Pınar'a, Kızık Ateş'e. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık.